İyi akşamlar diyerek giriyorum videoya çünkü benimle bir akşam geçirin istedim. Fark ettim ki vloglar hep sabah, akşam hiç mi bir şey yapmıyoruz? Dedim ki benimle bir akşam neden olmasın? Şimdi videomu editledim. Bir önceki vlogumu editledim. Sizi de Brita Süray'ın üzerine oturttum şu anda. Bir önceki vlogumu editledim. Onu yükledim. O sırada dedim ki neden şimdi beraber bir akşam vlogu çekmeyelim dedim. Bence mantıklı. Akşamları neler yapıyorum, ne yiyorum ve akşam gece yatmadan önce cilt bakımı beraber yaparız. Ne dersiniz? Bence mantıklı. Önce su içiyorum. Çünkü bunu bana arkadaşım Seray aldı. Seray benim en sevdiğim, en böyle kafa dengi olan arkadaşım. Ama o kadar şanslıyım ki o da Londra'da. Neyse. Umarım ekonomimiz düzelir de ben de Londra'ya arada böyle yanına gidebilirim. Sanki başka şehirmiş gibi. Zira Afyon'a otobüs bileti bile 400 lira mı 450 lira mı ne olmuş ya? Şimdi kuru fasulye yapmıştım. Akşam yemeği yemedim. Kuru fasulye yapmıştım. Bir önceki videoda yaptığım fakir pastam vardı ya. Ondan biraz abartılı yedim. Çünkü uzun zamandır yapmamıştım. Çok fazla yedim. O kadar yememem gerekiyordu. O yüzden önümüzdeki bir ay boyunca şekeri asla yemiyorum. Net bırakıyorum çünkü çok abart. Dengelemem gerekiyor. Bir de bir önceki vlogda son kısmına dikkat ederseniz buralarım hep çikolata sosu olmuş ve ben onu fark etmeden video çekmeye devam etmişim. Şuralarımda hep çikolatalar var. Hayret bir şey yani. İzleyince göreceksiniz. Şimdi kuru fasulye acaba bozuldu mu? Umarım bozulmamıştır. Çünkü başka yemek yapmadım. Sürekli yemek yapmaktan çok sıkılıyorum bazen. Gerçekten. Tencerem. Bu tencereler de bulaşık makinesi aldığımda hediye olarak gelmişti şefurun. Koklayayım ben. Koku testinde bir şey yok. Isıtalım. Bence bozulmamış. Yalnız benim ekmeğim de yok. Pilav da yapmadım. Karbonhidrat az yemeye çalışacağım. Bunun yanında neye gider biliyor musunuz? Turşu. Annemin yaptığı turşular bitti. Geçen gün bir tane büyük bir karışık turşu aldım. O da güzel. Ama annemin yaptığı daha güzel. Çünkü annem sirkeli yapmıyor. Hazır turşularda hep birazcık sirke oluyor. Onu fark ettim. Ay Instagram'da kanal oluşturdum. Böyle şey oluyormuş. Ben yazıyorum Telegram grubu gibi. Katılan herkes görebiliyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Moderatörler falan da ekleyebiliyormuşum. Yani seçtiğim kişiler de yazabiliyormuş. Bayağı hoşuma gitti. WhatsApp'tan yazar gibi yazıyorum ve siz okuyorsunuz. O grubun linkini de aşağı video açıklamasına koyarım. Eğer siz de o gruba katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ama sanırım Instagram'dan beni takip ediyorsanız katılabiliyorsunuz. Öyle biliyorum. O yüzden ben Instagram'dan takip etmiyorsanız burayı da Instagram linkimi bırakıyorum. Bol bol vlog çekeceğim. Çünkü vloglar benim şu açıdan hoşuma gidiyor. Hem burada sohbet ediyor gibi oluyoruz. Hem vakit geçiriyoruz. Hem de siz bana misafirliğe gelmişsiniz gibi veya ben size misafirliğe gelmişim gibi oluyor. Yani arkadaşlarımla nasıl bana geldiklerinde sohbet ediyorsam, muhabbet ediyorsam sizinle de öyle vakit geçiriyorum. Çünkü ben örgü örerken bir şeyler yaparken hep vakit geçirecek videolar arıyorum ve YouTube'da bulamıyorum. Yani vlog ya da YouTuberlar nasıl diyeyim böyle sohbet vlogu çeken çok az var. Yani böyle oturup da sadece izleyebileceğin, sadece vakit geçirebileceğin videolar ben bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Genelde kitap dinliyorum. Size bir kitap tavsiyesi vereyim. Eğer kitabın linkini bulursam Instagram'da paylaşırım. Ama kitabın adını ve yazarını aşağı yazacağım. Şu an yazarın adını şu an unuttum. Ama kitabın ismi Mali IQ'nuzu Yükseltin gibi bir şey. O kitabı okumaya başladıktan sonra şunu fark ettim. Bizim mali IQ'muz yok. Bize okullarda hiç mali eğitim verilmemiş ve bizim mali IQ'muz yok. Yükseltmeyi geç yok. Ülkece yok bence. Onu fark ettim. Kitabı dinlerken anlıyorsunuz. Keşke okullarda mali eğitim de verilse. Bence güzel olurmuş. Çünkü ben kendi adıma benim kendi mali IQ'mun 0 olduğunu fark ettim. Hani 0 değilse 1 olsun mesela. 1'den 10'a kadar derecelendirirsen benim mali IQ'm 1-2. Gerçi son birkaç senedir biraz yükselttim. O yüzden hadi 3-4 olsun anlatabiliyor muyum? Ama böyle 10 da değil. İşte bu kitabı dinlerken biraz yükseldi. Şu anda mali IQ'm bir 8'lere falan çıktı. O kadar faydalı bir kitap ki hepinizin okumasını aşırı tavsiye ediyorum. Aşağı açıklama kısmında
Bakın şimdi fasulyemin arkası da biraz dağıldı ama idare edin, ne yapayım yani. Ev mi toplayayım, video mu çekeyim, hangi birini yapacağımı şaşırıyorum bazen ya. Evi topluyorum da sürekli habire toplayarak da gezmiyorum yani. Mesela uyumadan önce ben genelde mutfağı tertemiz yapıyorum. Hiç bulaşık bırakmıyorum, işte makineye diziyorum bulaşıkları falan filan filan. Gün içerisinde ama mesela çok da üstüne düşmüyorum. Şu fasulyemi kaçtırayım. Mis gibi duruyor, bozulmamış bence. Ben de şuna koyayım. Turşuyu buna koyacağım. Bu arada evet, benim göbeğimde piercing var. Hem de 10 senedir var. Şu. Böyle bir karışık turşu aldım işte tatlım. 60 lira mıydı? 70 lira mıydı bir şeydi? Ama küçük turşulardan ucuza geliyor yine. Bu arada çekmecelerimi düzenledim. Bu yaptığım en iyi şey olabilir. Bayağı işe yaradı. Şöyle maşayla biraz turşu alayım. Akşam yemeği hiç yemedim. Bayağı acıktım. Şöyle azıcık. Bir tane salatalık alayım. Lahana turşusunu çok seviyorum. Anneme söyleyeceğim. Bu kış kocaman bir lahana turşusu yapalım. Bir de ayran yapacağım. Sen buraya sarmıyorsun ama. Bu arada yoğurt yapmak için süt aldım. Antalya'da olanlara Ahmet Eralp'i önerebilirim. İşbirliği falan değil. Olsa iyi olurdu. Belki bana bedava biraz süt gönderirler. Ben Jersey süt alıyorum. Ve 5 litresi 125 TL. Biraz pahalı. Ama gerçekten çok güzel süt. Yani muadilini ben bulamadım. O yüzden almaya devam ediyorum. Yoğurt tenceremin güzelliğine bakabilir misiniz? Bunu bana annem aldı. Bunun küçükleri de var. Bu 5 litrelik. Ben tek seferde 5 litre yoğurt yapıyorum ve çok daha şey oluyor. Ne denir ona? Bereketli oluyor. Çünkü ben çok fazla yoğurt tüketiyorum. Şöyle fasulyeyi kapatayım. Yoğurt bence olmazsa olmaz yani. Öyle söyleyeyim. Püf, geldim. I love vlog çekmek, vlog çekmeyi seviyorum, ben bir vloggerım, la la la. Daha önce niye vlog kanal açmadıysam? Şimdi eğilerek duruyorum çünkü siz sürahidesiniz. Normal dursam şöyleyim yani, bu şekilde. Şimdi ben direkt şu dev bardağıma koyacağım bunu. Bunu da Mudo'dan almıştım. Bir zamanlar şurada water yazıyordu. Şuralarında göstergeler vardı ama şu an yok. Bu arada benim yoğurt mayamı da ben annemden getirdim. Doğal yoğurt yapıyorum yani. Şöyle biraz ayran koyacağım. Çünkü niye koymayayım? Ayran dedim, yoğurt işte ama. Bu çok şey oluyor ya. Arda ile benim aramızda da çok şey oluyor. O da benimle sürekli uğraşıyor. Şimdi ben Çerkez olduğum için, Karaçaylı diyeyim daha doğrusu, belki içinizde bilenler vardır. Tam olarak Çerkezlerle aynı değil. Ama Kafkas'ım yani, öyle söyleyeyim. Biz Karaçaylılar olarak yoğurda da ayran diyoruz. Hepsi ayran bizim için. O yüzden ben mesela biraz ayran koyayım dediğimde bu Arda bana sürekli o yoğurt falan diyor böyle. Ayran işte yani, ağzım alışmış, ne yapabilirim? Yani istem dışı öyle diyorum. Tencere başlı güzel. Bir de şunu göstereyim. Şu ya da Veg Bones galiba. Veg and Bones sanırım adı. Ben bunu Carrefour'dan aldım. 30 ya da 35 TL'ydi. Şöyle göstereyim markasını. Tadı gerçekten çok güzel. İlikli kemik suyu. Ben normalde şey sevmem. İşte tavuk hiç sevmem. Hiçbir şeyini sevmem ve yemem çocukluğumdan beri. Eti de şöyle söyleyeyim. Haşlanmış et olur ya. Onun suyunu bir yemeğe koyun, ben onu asla yemem. Ama ilikli kemik suyu haşlanmış etin suyuyla aynı şey değil. Benim gibi olanlar varsa bir aradaki farkı şey yapın ve ilikli kemik suyu çok faydalı. Ben kemik suyu yapamıyorum. Bir kere denedim. Tadı çok kötü oldu. Ben de onunla uğraşmak istemiyorum. Çünkü ocağım tüplü. İkide bir tüp bitsin istemem. Çok uzun kaynatılıyormuş. Ben bunu alıyorum. Mesela yarısını fasulyeye koydum. Bu kalan yarısıyla da muhtemelen bamya çorbası yaparım. Tavsiye ederim yani şöyle ilikli kemik suyu. Bence fiyatı da ucuz. Yani bence fiyatı ucuz. Şimdi bunu böyle çırpıyoruz.
Aslında geçen şey gördüm birinde, onlardan alacağım. Böyle pızız diye küçük süt köpürtücüler var ya, ben onlardan almıyordum çünkü sütlü kahve içmiyorum ve zaten espresso makinem var şurada arkada kalmış kalabalığın, ama o yüzden onu orada süt köpürtebiliyorum lazım olursa. Ama onu biri ayran bardakta ayran yaparken kullandı ve o kadar mantıklı ki, o yüzden süt köpürtücü alacağım. Böyle ucuz bir tane. Aa, Lucy'yi unuttum. Lucy'ye her zaman bir kaşık yoğurt veririm. Direkt fayansa koyuyorum. Mutfakta yerler fayans zaten. Her gün sildiğim için temiz. Direkt koyuyorum fayansa bir kaşık. Neden? Çünkü Lucy orayı temizliyor zaten. Yere bir şey düştüğünde de alıyor. Su şişeme de kılıf ördüm. Çünkü neden örmeyeyim? Bu arada meyve suyu şişeleri hani camlarda falan oluyor da kokusu gitmiyor ya, size bir tüyo vereyim mi? Mesela bu portakal suyu şişesiydi. Bunun içerisinde portakal suyu vardı. Ama çok tatlı bir cam şişe. O yüzden ben bunu atmadım. Ama hani portakal suyu kokusu, su şişesi yapmak istediğinizde habire gelir. Veya turşu kavanozu diyelim. Sürekli turşu kavanozu turşu kokar ya, bunu gidermenin çok basit bir yolu var. Bulaşık makinesinde bu koku çıkıyor mu çıkmıyor mu test etmedim. Çünkü önceden bulaşık makinem yok. Sadece 3-4 aydır bulaşık makinem var. Ama annemden öğrendiğim bir püf noktayı söyleyeyim. Mesela kokan cam, ama cam kavanozunuzu veya şişenizi alıyorsunuz. Biraz limon tuz atıyorsunuz. Bir çay kaşığı kadar yeterli olur. Şişenin büyüklüğüne göre, çok büyükse tatlı kaşığı atın. Mesela buna bir çay kaşığı atıyorsunuz. Dolu bir şekilde. Ve üzerine sıcak su koyuyorsunuz. Kaynar suyu koyuyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Bir gün bekletiyorsunuz. Daha sonra bunda kokudan eser kalmıyor. O kadar iyi bir yöntem ki anlatamam. Ve bunda kalan suyu da dökmüyorsunuz. Eğer elde bulaşık yıkıyorsanız bu suyu bulaşık yıkadığınız suya koyabilirsiniz. Pırıl pırıl yapıyor. Annem eğer elde bulaşık yıkadığında her zaman limon tuzu atar. Çünkü pırıl pırıl. Annemin bardakları resmen reklamlardaki gibi parlıyor. Okey. Şimdi bunu kenara alalım. Çok azıcık da döner yapacağım kendime. Böyle bir kaşık kadar falan. Şu Namet'in bu döneri aşırı güzel. Lezzeti çok iyi ve iki kişiyi tam rahat yetiyor. Arda ile yemek yediğimiz zaman da ben bunu yapıyorum. İkimize yetiyor. Tereyağı da atıyorum ben. Elsa'da tavada çeviriyorsun sadece. Şimdi birazcık bundan yapacağım. Daha sonra fasulye, turşu, bu ayran yiyeceğim. Bunu tavada çevirip geleyim. Böyle oldu. Şimdi az önce dedim ya, bu videoda cilt bakımı falan yapalım diye. Bu videoda cilt bakımı yapmayalım. Başka bir videoda akşam cilt bakım rutinimi çekerim, paylaşırım sizinle. Bu video benimle bir akşam olsun. Yani benimle bir akşam yemeği olsun ya da. Öyle daha mantıklı olacak gibi düşündüm. Çünkü işte ben mesela kendime nasıl yemek hazırlıyorum, neler yapıyorum gibi bir şey olabilir. Size de fikir olabilir. Ben yemek yapıyorum, baya baya yemek yapıyorum aslına bakarsanız. Döner arada bir farklılık oluyor. Çünkü hem tadı güzel hem bence fiyatı uygun boyutuna göre. 80 liraydı. Yani iki kişi doyuyor dediğim gibi. Arda ile ben yiyebiliyoruz. İki kişiyle iki kişi olarak doyuyoruz. Yani 40'ar liradan döner yemişiz gibi düşünün. Dışarıda çünkü gerçekten artık bunlar çok pahalı. Hatta kış ayındaydı galiba. Arda ile döner yemeye gitmiştik. Canımız döner çekmişti. Böyle mahalledeki bir dönercide döner yedik. Güzel, büyük bir mekandı ama böyle lüks denilecek mekanlardan değildi ve ta o zaman 500 lira vermiştik. Öyle düşünün, benim içime oturmuştu. Yani çok saçma, alt üst iki dönerin 500 lira olması. Döner bir kere fakir yemeğiydi, anlatabiliyor muyum? Herkes döner yiyebilirdi. Bu konulara girmeyeceğim. Sinirleniyorum. YouTube'da ne izleyeceğimi de bilmiyorum ya. Şu tatlıymış. Koreliler de çok tatlı şeyler yapıyor. Neşeli günler var. Limon turşu. Neşeli günler izleyeyim. Hani şey var da, atmaz ya. Ben Yeşilçam filmlerine bayılırım. Fasulyenin tadına da bu arada hiç bakmadım. Güzel kokuyordu. Bozulmamış. Demek ki fasulye 3 günde bozulmuyor. Şimdi ben yemeğimi yiyip geleyim. Böyle videoda yemek yemeyi sevmiyorum. Makbekmiş falanmış, onlar bana göre değil. Yani tadım yapmak farklı bir şey ama burada videonun karşısında buru buru yiyorlar ya. Ben sevmiyorum. Çünkü mesela sevdiğim bir şey olursa atıyorum aklıma düşüyor. Ondan sonra onu yapmaya kalkacağım bilmem ne falan. O kadar da hapur hapur yemeye gerek yok. Tamam yiyebilirsin ama tadına bak. Kapat. Yani.
Şimdi neşeli günler diliyor. Geldim tekrar. Yemeğimi yedim. Şimdi çorap giyeceğim. Çünkü klima çalışıyor. Klima biraz ayaklarımı üşütebiliyor. Aslında böyle çok soğuk yapmıyor ama yine ben ayaklarımda çorap olmasını seviyorum. Yaz kış çorap giymeyi seviyorum. Bir de kendime şöyle yeni çoraplar aldım. Çorap almak bana hem mutluluk veriyor hem de böyle şans getirdiğine inanıyorum. Yani çorap aldığım zaman mutlaka ya bir güzel haber alıyorum ya bir hediye geliyor, bir şey oluyor. Bir şey oluyor yani. Ve yine bir şey oldu. Çorap aldım. Bir tane marka PR gönderisi göndermek istiyoruz diye bana mesaj atmış mesela. Öyle şeyler oluyor yani. Benim öyle bir şeyim var. Şöyle dama desenli bir çorap aldım. 80 TL 20 TL'ye mi neymişti Penti'de. Ve bu çorapları daha önce beğenmiştim de o kadar da para verilmez bir çorabı falan diye bırakmıştım. İndirim vardı dün müydü? Önceki gün mü? Ben de bu çorabı aldım. Bir tane de pembesini aldım. Böyle iki tane çorap. Şimdi çorabı giyeceğim. Siz şu an beni izlerken ne yapıyorsunuz aşağı yorumlarda yazın. Ama anlık yazın. Mesela otobüsteyim. İşte ne bileyim tuvaletteyim. Tuvalette reis kaydıran da olabilir yani. Ben bazen kaydırıyorum. Ondan sonra işteyim. Örgüm örüyorum falan gibi şeyler. Anlık ne yapıyorsunuz? Böyle tatlış bir şey örüyorum. Şöyle ucundan göstereyim şöyle. Azıcık göstermem yeter. O kadar iyi gösterme yeter. Bence bayağı tatlı olacak yani. Şimdi akşam rutinim de genelde böyle geçiyor. Şu kremi hiç beğenmedim. Bunu da göstereyim. Arco'nun bu avokadolu kremi. Değerli yağlar serisi yazıyor üzerinde. Çok böyle şey yapıyor. Yine bitireceğim. Kokusu falan güzel de. Yağlıymış gibi hissiyat veriyor ve ben bu hissiyattan nefret ediyorum. Bir de yeni aldığım Pinterest bardağımı kırdım. Hem de büyük olan ikili satılıyordu. Büyük olandan bir tanesini yanlışlıkla kırdım. Şimdi tabaklarımı götürürken tezgahın üzerine çarptım ve kırıldı. Mutfakta yerleri silip geldim. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü o bardakları çok sevmiştim. Ve çok uygun fiyatla almıştım. En sevdiğim krem bu. Şundan söyleyeyim kurumadan. Krem manyaklığı seviyem. Kremi dibine kadar kullanıyorum derken yalan söylemiyorum. Ben bir şeyi dibine kadar kullanıyorum ama şampuanımın içine de su koyuyorum mesela. Sonuna kadar kullanırım. Şu Arco'nun ekstra nem serisi pembe olan. En sevdiğim krem bu. Doğum kremlerini çok seviyordum ama artık Doğum kremi üretmiyor ya da Türkiye'de satılmıyor. Bilmiyorum. Şampuanları falan var ama hiç kremini bulamıyorum artık yani. Ama bu çok güzel. Yani bunu keşfettiğimden beri indirimde yakalarsam bunun büyük kutusunu alıyorum. Küçük böyle tüp olanı da çantama koymak için alıyorum. Ama mutlaka alıyorum. Şarjıma bakalım yüzde kaç olmuş. %86. %100 olsun öyle çıkartacağım. Şurada. Bir de size yeni telefon kılıfımı göstereyim. Bugün Instagram'da da paylaştım ama şu çok tatlı değil mi şu? Şöyle. Aşırı tatlı bir telefon kılıfı. Arda'ya da bir tane seçmiştim. Arda da ben de Rick and Morty'yi çok seviyoruz. Ona Rick and Morty'li bir telefon kılıfı seçmiştim. Beni netlemiyor musun? Şu an ben mi yanlış görüyorum? Rick vardı onun telefon kılıfında. E eşittir MC kare yazıyor. O da çok tatlı. Aynalı bir kılıf. Aslında bu da aynalı da gülen suratlar çok fazla yer kaplıyor. O yüzden aynalı olduğu da tam belli olmuyor. Ay bu arada benim mavi tikim geldi. Gördünüz mü? Instagram'da mavi tikim var. YouTube'da zaten vardı Nilfer Keskiner kanalımda. O zaten onaylanmıştı. Ona çok oldu. Ama Instagram'da da artık mavi tikim var. Aa buraya gelmiş. Kankalar grubuma kaç kişi katılmış bir bakalım. Oo 1200 kişi olmuşuz. Instagram'da böyle yayın kanalı diye bir şey çıkmış. Ben Nils Besties dedim. Yani Nil'in kankaları anlamında. Böyle kurdum. Aslında şöyle Nil yazmamın sebebi Nilfer çok uzun. Bir de kankalar ya bana hep arkadaşlarım Nil der genelde ya da Nil'i der ama genellikle Nil'i kullanıyorlar. Nilfer demek birazcık insanlara uzun geliyor sanırım. O yüzden ben de Nils Besties dedim. Çünkü benim normal çevremde arkadaşlarım hep Nil der. Bazen ben de ismimin Nil olduğunu zannedebiliyorum. O kadar çok Nil diyen var ki. Ay bir sürü de mesaj gelmiş. Bu aşırı mutluluk verici bir şey. Ve şu havuzda böyle arkadaşlarla örgü örme keyfisini yapmayı çok istiyorum ya. Bu ne şaka mı bu pembe elma mı? Kesin boyamışlar bu elmaları. Bu kadar pembe olması ya da efekt olabilir. Neyse burada bakacak bir şey yok. Bir de TikTok'uma bakayım. Böyle saçma bir şey olamaz. Sephora'dan aldığım ojeyi paylaştım. TikTok videom 155.000'i geçti. Ve hal izlemeye devam ediyor TikTok'ta. Ama o kadar emek verip çektiğim videolar o kadar izlenmeyebiliyor. Çok saçma bir şey.
Aşırı saçma. Biri şey yazmış. 10 ürün alacaksan teker teker alarak 10 tester alıp boş bir parfüm şişesinde toplama fikri geldi aklıma. Anlamıyorum, çok mu fakirim yoksa çok mu zekiyim? Bir tane parfüm markası buldum. Onu denemeyi planlıyorum. Ama parfümlerim bitince. Çünkü şu an Yves Rocher'den aldığım parfümler var ve daha bitmediler. O parfümlerinin hep esanstan oluştuğunu ve kalıcılıklarının çok yüksek olduğunu iddia ediyorlar. Kalıcılıkları o kadar yüksekse gerçekten fiyatı çok iyi çünkü. Çok iyi dediğim 400-500 lira bandında. Ama kalıcılığı yüksek bir parfümse fiyatı iyi demektir. Çünkü mesela Yves Rocher'in parfümleri de 500 lira bandında. Bazıları 1000 lira ama hepsi böyle mükemmel kalıcı değil açıkçası. Kalıcı olan parfüm çok nadir. Ve gerçekten hani marka parfümlerin fiyatları çok uçtu. Ben en son ta yılbaşında bir indirimden 500 liraya ne Yves Saint Laurent'in Libre'sini almıştım. 30 milimdi o da. O da bitti. Ama parfüme artık o kadar bu dönemde öyle bir para vermeyi saçma buluyorum. Ve parfüm markaları da sadece makyaj yapan influencerlara hediye gönderip duruyorlar. Bu ayrımcılığı da anlamıyorum ya. Sizce de öyle değil mi? Bana bir söyleyin. Mesela influencersın. Mesela benden az takipçisi olanlar da dahil buna. Makyaj içeriği paylaşıyorsan markalar sana hani mesela makyaj markaları, kozmetik markaları, cilt bakım markaları, parfüm markaları, kıyafet markaları hepsi sana daha fazla PR gönderisi gönderiyor. Bu saçma değil mi? Hani mesela ben daha çok kendim yap projeleri yapıyorum. Arada vloglar çekiyorum. Ama böyle makyaj nasıl yapılır ya da böyle şu ruj çok güzel. Yani hayattaki tek derdimiz ruj bu yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle videolar çekmediğim için bana mesela o kozmetik markalarından hiç hediye gelmiyor. Sizce de saçma değil mi? Çünkü ben de videolarımda makyaj yapıyorum ve ben de makyaj malzemelerimi kaliteli olanlarından seçiyorum. Kaliteli demek sadece pahalı demek değil bu arada. Yani uygun fiyatlı olan kaliteli şeyler de var. Pahalı markaların da bütün ürünleri kaliteli değil zaten. Yani demek istediğim biz kadın değil miyiz? Yani biz influencerız ama biz videolarda biz de makyaj yapıyoruz. Biz de giyiniyoruz. Yani bence bu saçma. Ben de cilt bakım yapıyorum. Hem de bayağı iyi yapıyorum. Sabah akşam yapıyorum. Zaten bu kanalı onları da göreceksiniz ama bu ayrımcılığı ben sevmiyorum. Çünkü yani ne bileyim ben video çektiğimde ya da storylerimde ben habire çok fazla link veren biri değilim. Mantıklı olduğunu düşündüğüm linkleri veriyorum. Ya da gerçekten kullandığım şeylerin linkini veriyorum. Ama mesela ne bileyim bana da çok fazla hangi rimeli kullandığım, hangi şampuanı kullandığım ya da mesela rujunuzun markası ne? YouTube videolarımda da mesela hangi ruju kullanıyorsun? İşte cilt bakımında neler kullanıyorsun? Bana da bu sorular Instagram'dan çok fazla geliyor. Çünkü neden? Ben de bir kadınım. Tıpkı kadınların arkadaşlarına sorduğu gibi ay parfümün çok güzel kokan markası ne? Dediği gibi bana da bu tarz sorular gelebiliyor. O yüzden bence kadın ayrımcılığı yapmamalı kozmetik markaları da. Ben öyle düşünüyorum en azından. Kıskançlığımdan değil. Bence mantıklı olan bu. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Benimle bir akşam geçirdiniz. Şimdi film izlerken birazcık şu az önce gösterdiğim örgümü öreceğim. Markam için tasarımlar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Yakında paylaşacağım ama birazcık tasarımlarımı bitirmek istiyorum. Aklımdaki şeylerden birazcık hazırlamak istiyorum. O yüzden biraz ona çalışıyorum. Bayağı yoğun çalışıyorum. Şarjım, kameranın şarjı da bitebilir her an. O yüzden bu vlog da burada biter. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Belal Instagram'dan, TikTok'tan takip etmiyorsanız oralardan da takip edebilirsiniz. Bu kanalda daha fazla bu tarz boş boş konuştuğu vloglar göreceksiniz. Yani boş boş diyorum ama ben seviyorum bu tarz konuşmaları. Yani böyle beraber takılırız, yemek yaparız. Bazen beraber yemek yeriz. Bazen gezmeye gideriz paramız olduğu zaman ve havalar serin olduğu zaman. Bazen cilt bakımı yaparız. Bu tarz şeyler beraber yapmaya devam ederiz. Siz seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Mutlaka aşağı yorum yazın çünkü bu tarz videoların yorumsuz anlamsız oluyor. Yani böyle yorum yazarken de siz de bizi konuşmanıza gerek yok. Ben bana Nilüüü falan diye böyle yorum yapanlar oluyor ya da mesaj atanlar. Bu samimiyet benim hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden hani tıpkı bir arkadaşınıza, kankanıza yorum yapar gibi bana yorum yapabilirsiniz. Ben böyle şeylere hiç alınmam. Arkasında art niyet olduğunu hissetmedim. Hiç
hiçbir yoruma alınmam. Yani bana Nil demişsin, Nil demişsin, Nilfer demişsin, canım demişsin. Hiç böyle nasıl diyeyim, o tabaka alınmam yani, onu söyleyeyim. O yüzden rahat olun yorum yaparken. Böyle arkadaşınıza, kankanıza yorum yapar gibi yorum yapın. Bence bu kanalın tadı öyle çıkar çünkü. Anlatabiliyor muyum? Siz seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bye bye. İnek şabanı izleyeceğim şimdi.